Merhabalar, bugünkü dersimizde CSS'de özellik seçicileri konusuna değineceğiz. Bunun için ilk önce daha önceden oluşturmuş olduğum deneme sitemiz adlı projeyi açıyorum. Daha sonra köşede parantezlerle zinzin yazıyorum. Siz daha farklı bir şey yazabilirsiniz. Buradaki zinzin atıf anlamındadır. Örneğin color sky blue, yani mavi olsun. Daha sonra bir zinzin yazıyorum. İçine de bir P etiketi. Bu bir satırdır. Altına da aynı şekilde yazayım. Yalnız bunun altını kaldırıyorum. Farkı görün diye. Ve daha sonra projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zinzin, yani altımız zinzin olan div mavi olarak yazıldı. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Atıfların değerleri vardır biliyorsunuz. Zinzin zibidi. Kopyalıyorum. Zinzin zomzom yazalım bunlara. Rengi de violet olsun. Eflatun. Zinzin eşittir diyorum. Aynı şekilde zibidi. Zomzom yazıyorum bunu da. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi mavi ve eflatun olarak gözüküyorlar. Tabii siz bu şekilde kullanmak yerine atıflarla stillendirme yapmak yerine class'ları kullanmalısınız arkadaşlar. Şimdi çocuk ve torun seçiciyi anlatacağım. Daha önceden zaten bunu yapmıştık. Deneme. Aynı bu. P olsun. Tamam. Bordo renk olsun. Şöyle bir ID deneme yazıyorum. Şunları düzelteyim. İçine de bu bir satırdır. Buraya da bir satırdır yazıyorum. Farkı görün diye yazıyorum. Deneme ID'mizin içindeki P elementinin rengi bordo olsun dedik. Bunu istedik arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çocuk ve torun seçici yapabilirsiniz. Hatta bu şekilde deneme P sperm de yapabilirsiniz. Sayfaya yanılıyorum. Herhangi bir değişiklik görmeyecektir ama bunun içinde bir sperm etiketi olursa rengi değişecektir arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sadece çocuk seçici vardır arkadaşlar. Çocuk seçici sadece o elementi seçer yani. Denemenin içindeki, P'nin içindeki span sadece onu seçecek. Örneğin şuraya da bir span etiketi için yazalım. Bu bir satırdır diyeyim. Şu şekilde olacak. Buradan atıyorum. Bu bir satırdır. Gördüğünüz gibi sadece deneme P span içindekini seçti. Div'in içindeki span'i seçmedi arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şunları bir kaldıralım. Evet, bunda da herhangi bir değişiklik yok. Bu nokta atışı yapmak için kullanılıyor arkadaşlar. Bu dediğim şu. Büyük bir işaretiyle yaptığımız çocuk seçici sadece o elementi seçiyor. Doğrudan kardeş seçici vardır bir de. P artı ben yazalım. Doğrudan kardeş seçici P ve spanlerin yan yana olanlarını seçer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bir satırdır. Bu bir şekilde. Yan yana olanlarını seçecek sadece. Şunlara bir değer etiketi versek iyi olur. Bunu kaldırıyorum, gerek yok. Gördüğünüz gibi P ve Span
olanlarından yan yana olanların span'i seçer arkadaşlar sadece. Çünkü en son span'i yazdık. Dolaylı kare seçici ise bu şekilde ilişik işaretiyle gösterildi. P'nin altında kaç tane span olursa olsun onları seçecek. Hepsini border renk yapacak. Ama P'nin üstünde olursa yapmayacak arkadaşlar. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi üsttekini yapmıyor. P'nin altında olanları seçiyor daima. Buna da dolaylı kardeş seçici diyoruz. Ve gruplandırmalarımız var arkadaşlar. Örneğin bazı özelliklerin değerlerini birden fazla dilde kullanabiliriz. Bunu da gruplandırma ile yapabiliriz. Gruplandırmayı bir dilde yapıyoruz. Deneme 1, deneme 2, deneme 3. Tabi sonuncusuna bir dil yazmıyoruz. Buna dikkat edin. Color Golden 4 olsun bu sefer. Deneme 4 bir dil. Deneme 5. Color. Buna yeşil olsun. Deneme 1. Bu bir satırdı. Şunları kopyalıyorum. Şimdi evet. Burada dedik ki arkadaşlar deneme 1, deneme 1, deneme 2, deneme 3 ID'sine sahip elementlerimizin rengi altın rengi olsun. Deneme 4 ve deneme 5'lerde yeşil renkli olsun. Yani ilk 3'ü altın renkli olacak, diğerleri yeşil olacak. Bu şekilde gruplandırma yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.